İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bizim için en kritik noktalardan bir tanesi sıfır atık ve sıfır hata. Sıfır atık ve sıfır hatanın temel noktasında da önleme var. Bizler önlemeyi de kendimize bir hedef edindik. Onun için kirliliği kaynağında önleme, aynı zamanda karbon emisyonunu önleme ve bilinçsiz kaynak tüketimini önleme ve oluşabilecek zararları önleyecek bir anlayışla tüm çevre politikalarımızı hem bizler çevre dairemizle hem ilgili şirketlerimizle bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Ama önümüzde yeni bir şey var. İklim teknolojileri, yeşil teknoloji dediğimiz, yeşil devrim dedikleri, yeşil ekonomi dedikleri artık her şeyin fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerji teknolojilerine geçmek, elektrikli araçlara, elektrikli bisikletlere, rüzgar enerjisine, güneş enerjisine ve bütün sistemin başka bir yere kaydığı bir yeni bir döneme, yeni bir çağa doğru gidiyoruz. Buradan inşallah Türkiye faydalanır. İstanbul'da bu kadar yatırımlar yapılırken tabii yeşil alan çalışmalarının en güzel örneği millet bahçeleri. Çok kısa süre önce Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptı. 5 adet millet bahçesiyle beraber bunun da devamı da gelecek. Çalışmalar devam ediyor. Oradaki kişi başına düşen yeşil alan miktarını %10 artırma hedefi var. Son 2 sene inanılmaz değişiklik oldu ya. İnanmıyorum. Bu zirve de gösteriyor zaten. Süper ya, süper. Sizin devlet aslında bayağı teknoloji var artık. Yıllar önce yoktu. Sadece çöplerimizin bize zararsız halde olması bir yere gömmüş olmamız yetmiyor. İnşallah diyoruz ki sıfır atık projesiyle bunları hiç atık haline bırakmadan nasıl kullanılır hale dönüştürebiliriz onun projesi. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi İstanbul'da, Türkiye'de, belki de dünyada yeni bir başlangıç oldu. Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi. Ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki o da Türkiye'nin bu konuda lokal değil, tüm yurtta kapsamlı bir seferberlik içinde olması. İnanıyorum ki el birliği ile bu konuda önemli mesafeler alacağız. Zirvede birçok konu paylaşıldı. Bu konular paylaşılırken belki de en kritiği sıfır atık. Sıfır atık bizim için çok önemli. Çünkü israfın ortadan kaldırılması, kaynakta ayrıştırma ve geri kazanım anlayışı içerisinde sıfır atık felsefesi sıfır hatayla da özdeşleştirildiğinde hakikaten ülkemizin geleceğinde de büyük bir hedef noktası da olmuş olacak. Onun için çevre sorunları artarken bizim de sıfır atık hedefimiz Büyükşehir Belediye'mizin odak noktasında yer almakta.